Görüyorsunuz. Allah için görüyorsunuz. Hah. Bak bu mal ağaçtan. Şu meyvenin haline bakın. 50 kuruştan bile satılmıyor. Satılmıyor. Şimdi bu diyoruz yere atıyoruz. Bu çöpe gidiyor hepsi. Abi ben bunun yüzünden ağlıyorum, öldüm, bittim ben. Mahvoldum, bittim. Görüyorsunuz işte Çukurova'dayız. Bir liman bahçesinde. Gördüğünüz gibi sapsarı altın değerinde limonlar bahçede dalında kaldı. Müşteri arıyor. Satacak müşteri bulunmuyor. Dalında çürümeye terk edilmiş. Kilosu 50 kuruşa dahi gitmiyor. Hatta tüccarlar gelip üreticiden, çiftçiden bahçendeki limonu temizleyelim, önümüzdeki döneme hazırlık olsun diye üzerine çiftçiden para dahi istenir duruma gelmiş. İktidara sesleniyoruz. Anayasamızın sosyal ekonomik haklar ve ödevler bölümünün 3. bölümünde bir madde 45 var. Bu madde 45 der ki devlet tarımsal ürünleri üretimi ve girdilerini planlar, ürünlerini de değerlendirirdir. Buradan seslenelim. İktidar şu anda tarımsal üretimdeki girdileri, ateş pahasına dönen girdileri temin etmediği gibi mazottan ilaca, gübreden tohuma her şey 3 kat, 5 kat artmış. Bu girdileri temin etmediği gibi üreticinin ürünlerini de değerlendirmiyor. Her aklımızı iktidara mı verelim? Bir kez daha bir akıl verelim. Buradan çağrı yapalım. Yetkililere, bakana, iktidara. Gelin bu limonu, bölgemizin en önemli, ülkenin de milli ekonomisine katkı koyan limonu değerlendirin. Meyve suyu fabrikalarıyla anlaşın. Kilogramını 2 TL'den fabrikalara sübvanse ederek çiftçinin yüzünü güldürün. Kamyoncunun, nakliyetçinin, işçinin yüzünü güldürün. Ya da tarım kredi kooperatifleriyle tarım marketlere bu limonları pazarlayın. Bu cenaze ortadan kalksın. Limon kaça gidiyor şu anda? Yani hazır 1 milyona gidiyor. Burada ya, bahçede daha 250 kuruş ya. 250 30 kuruş yani. Aynen, 30 kuruş. 50 kuruştan da aşağı. Aynen. Aşağı. Ya adam gelmiş buraya diyor ki bana bir 15 milyar ver, ben senin bahçeyi temizleyeyim. Komple kabala. Aynen, verin yani, diyor. Yani bana kaç verin bahçeye bu? Başkanım. 35. Ne diyor? Mal sahibi ne diyor? Sen 15 milyar ver. Ben gelip temizleyeyim, götüreyim. Sen 15 milyon. Ha, anladım. Anladım. Şimdi mal sahibi üstüne tüccara 15 milyon para verecek. Ağaçta kalmasa temizleyeyim. Aynı öyle diyor. Ha, çok önemli. Vallahi ben bunu yeni duyuyorum. İlginç bir şey. Ben diyor ki ben ne yapayım? Para vermeden ben gelip işini ara. Bir işçi mi yomesi şimdi? Yani çiftçi bu bir limon sahibi öyle al temizle diyor. Alacak tüccar üstüne bir 15 bin lira işçi parasını aynen, ben aynen. temizleyeyim. Aynı, 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 aynı başkan. Aynı, yazık. Aynen. Milli ekonomiye yazık. Perişan oluyor. Perişan. Piyasa sıfır. Aman mal, mal hepsi yere gidiyor. Hepsi yere dökülüyor. Yani niye yere dökülüyor? Abi satılmıyor. Hmm. Siz normalde budamacısınız. Evet. Bana. Adam şimdi herhalde toplatmadan budama yapıyor. Adam satmış. Limonlar çöpe gitti yani. Limonlar çöpe satan gitti. Satan adam da kimse yani almıyor. Gelmiyor, kesmiyor. Alan, bir tane biçmede hep işte bir de budama yapıp yerlere işte. Yerlere. Hiç gelip tüccardan gelip gidip bakan yok mu? Tüccar aldı, tüccar da satamadı işte. Tüccar da satamadı. Satamadı. Şu anda vuruyor, inan hep yerde gidip bir bakayım yeri abi. Şimdi bakalacağız oraya. Hep yerde yerde bir hala hiç bir tane adam satmadı ya. Tabi şimdi çiftçi kazanamadı, satamadı. Tüccar da aldı, zarar etti, satamadı. İşçi de mağdur oluyor. Aynen öyle. Nakliyeci mağdur. Bak biz de bu sene soya sattım. 4.250'ye verdik. Şu anda öre gübre 9 milyon olmuş. 10 bin lira. Onu. 10 bin olmuş. 10 yani bin bundan olmuş bir ya. Hafta önce aradım. Bir hafta 10 gün önce 9.100 liraydı. Şimdi 8.5 olmuş. Zaten 20-25.5 olmuştu. Buna dedim 2 hafta önce. 2 hafta önce. Şimdi bilmiyorum ne kadar. Biz de 4-2 sen çiftçilik sattık. De yapıyorsun değil mi? Evet, tarla da ben var. Dikbaş halimde var. Ekiyorum. Sende limon var mı? Yok, bende normal tarla. Bir sene... Ekerken gübre kullanabilecek mi? İşte o sıkıntılı. Sıkıntılı. Çok sıkıntılı. Gübresiz ekeceksin. İşte aynen. Güç yok. Olmasa ne de vereyim. Az verim eksik olsa da ne yapayım? Abi ne yapalım? İşte çıkamıyoruz. Bu parayla alınmaz. Bir de bu yaptığım normalde icralı bir döneme 1,5 milyardan sen tabi.
Çok güzel limonlar üretilmiş. Çiftçinin bin bir emekle ürettiği limonlar. Öyle mi? Halka evet, ulaşmadan evet, evet, evet. Burada yerinde çürüyor, imha oluyor neredeyse. Bunu halkla buluşturmak kimin görevi? Devletin görevi. Devlet bunu halkla buluşturması lazım. Önerilerimizi peş peşe sıralıyoruz. Aynen. Ama duymuyorlar. Mısır'daki Sağır Sultan duyuyor. Tarım Bakanı duymuyor. Tarım Bakanı duysun. Çiftçi ürününü hasat edemediği için dalında limon kaldı ama bir taraftan da bakım yapmak durumunda şu anda yeni sezona hazırlık için budama yapıyor. Doğru mu? Evet. Budamamızı evet, yapıyoruz. Evet. Sene için hazırlık yapıyoruz biz. Seneye hazırlık yapılıyor. Ama en önemli şey bu meyvelerin de dalından bak, toplanması. Meyve toplanmazsa seneye de hasat olmaz. Altın gibi meyvedir. Bazı yerlerden bir tane meyve bulamıyor. Şimdi meyve hepsi yere gidiyor. Evet. Çöpe gidiyor. Yazık. Yazık yani. Bu yok. Kadar milletin masrafına yaptığı bu kadar rezillik, yani her şeyini millet rezil olmuş, perişan olmuş. Buraya bağlamış. Buraya bağlamış.